Şems-i Tebrizi Hazretleri. Gönlünü dünya gamından ayırabilirsen eğer, ölümsüzlük bağında safa sürme imkanın vardır. Riyazet suyuyla yıkanırsan eğer, gönül kirlerini temizleme imkanın vardır. Aşk derdine tutulup, yüce Allah'a aşık olursan eğer, belalara katlanıp huzura kavuşma imkanın vardır. Bu dünyada niçin, neden dikenliğinden kurtulabilirsen eğer, Yaradan'a kavuşup dünyadayken cenneti yaşama imkanın vardır. Allah ve Muhammed aşkıyla neden, niçin dikenliğini terk etmiş, dünyanın gamından, kederinden riyazet suyuyla arınmış, hak yolunda nice belalara göğüs germiş bir gönül sultanıdır Şems-i Tebrizi Hazretleri. Ömrünü Allah ve Muhammed aşkında fena olacağı bir dost bulmak için diyar diyar dolaşarak geçirmiş, Allah'tan gayrisine boyun eğmemiş büyük bir alim ve velidir Şems-i Tebrizi. 60 yaşına kadar gönül dostunu aramış, aradığı dost Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi de hak ile hemdem bulmuştur. 8 asırdır adı Hazreti Mevlana ile beraber aşıkların dilinde can olmuştur. Asıl adı Mevlana Muhammed olan Şems-i Tebrizi Hazretleri, 1185 yılında Tebriz'de dünyaya gelir. Babası Azeri Türklerinden Melik Dad oğlu Ali Efendi'dir. Şems-i Tebrizi, Şems-ed-Din, yani dinin güneşi lakabıyla anılmaktadır. Şems-i Tebrizi gerçekten öyle anlaması çok kolay bir zat değil. Çocukluğunda henüz daha diğer sokaktaki oynadığı diğer çocuklardan da ayrışan, hatta ve hatta babasıyla bile fikri yönde ayrışan bir çocuk. Mahallede çocuklarla birlikte oynarken çok farklı suallerle çocuklara yönlendirmeye çalışıyor. Çocuklara farklı sualler soruyor, değişik şeyler, esrarlı, hani günümüzün anlatımıyla esrarlı şeyler soruyor çocuklara. Çocuklar diyorsa nasıl bir çocuksun, gel oynayalım. O ama başka bir şeyin peşinde. O gönlündeki kendinin peşinde. Gönlündeki, canındaki ilahi makamın, ilahi madenin, cevherin peşinde. Daha çocukken,
çocukken çok farklı olduğunu zaten bize gösteriyor. Babasına soruyor daha sonra soruları. Babası da diyor ki sen daha bir çocuksun, ne anlarsın bu tür şeylerden? Git oyna, gez. Ve Şems Tebrizi bir şekilde çocukluğunu bu şekilde geçiriyor. Daha sonra babası onu sanata veriyor. Bir sele dokuyucusunun, örgücüsünün yanına veriyor. Sellebaf'ın yanına veriyor. Onun öğrencisi oluyor, müridi oluyor aynı zamanda geçmişte. Çünkü Anadolu'daki yaygın bir ahi kültürünün de benzeri de var orada. Yani hem ustadır hem mürşittir çocuğu verdiğiniz kişi. Hem orada ustalık öğreniyor hem de ilahi aşk ile ilgili gönlündeki soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Fakat bu maalesef mümkün olmuyor. Ne gittiği okuldaki hocalarından oluyor, ne de kendi mürşidinden, ustasından oluyor. Daha sonra gençlik dönemi geldiğinde çıkıyor Tebriz'den ve o dönemin en önemli şehirleri olan Halep'e, Bağdat'a, Şam'a geziyor oraları. Şems-i Tebrizi, döneminin meşhur alimlerinin birçoğunu ziyaret eder. Bu sebeple diyar diyar dolaşır. Gezginliğinden dolayı da kendisine Şemseddin Perende, yani Uçan Şems denilmiş, ayrıca Tebriz'de tarikat pirleri ve hakikat arifleri ona Kamil-i Tebrizi adını vermişlerdir. Zira Şems-i Tebrizi sadece dini ilimlerde değil, fenni ilimlerde de büyük bir bilgi sahibidir. Zahir ve batın ilimlerinde yüksek derecelere erişmiş, müderrislik, müftülük yapmış biridir Şems-i Tebrizi Hazretleri. Keskin zekası, hazır cevaplılığı, yüksek ahlakıyla her mecliste varlığını hissettirmiş, Allah ve Muhammed sevgisinden gayrı bir arzusu olmamıştır. Bu sebeple de nerede büyük bir alim ve veli olduğunu duysa mutlaka ziyaret eder ve ilimlerinden faydalanır. Secaslı Şeyh Rukneddin, Tebrizli Selahaddin Mahmud, büyük alim ve ünlü mutasavvıf Necmettin Kübrevi'nin halifelerinden, Centli Baba Kemal Hazretleri gibi çok değerli alimlerin sohbetlerinden istifade eder. Kendini anlayabilecek, kendi soruları, içindeki sorulara cevap bulabilecek bir şeyh, bir dost, bir hemdem aramaya başlıyor. Fakat her gittiği yerde maalesef her öğrencisi olduğu mürşidinde bir aşamadan sonra mürşidi Şems-i Tebrizi'yi artık diyor ki senin bilgin, aradığın bilgi bizde yok. Sen bu bilgiyi başka yerde ara. Dolaşıyor Şems. Bu arada mesleğini de icra ediyor. Pantolonlara, şalvarlara ip örerek, uçkur örerek aynı zamanda rızkını da sağlıyor. Öyle zaten maddiyatın peşinde değil. Karnı doyacak kadar bir aşı olsun ona yetiyor. O gün doyacak kadar bir geçim parası elde edebilsin ona yetiyor. Onun peşinde değil. O maddi rızkın, maddi yatın peşinde değil. Manevi rızkın peşinde. Şems-i Tebrizi Hazretleri seyahatleri sırasında han ve kervansaraylarda kalmayı tercih eder. Basit tüccarlar gibi giyinir ve gösterişten uzak yaşar. Bir yerde şöhreti duyulursa orayı hemen terk ederek yeni diyarlara yol alır. Ömründe hiçbir binek kullanmamış olan Şems-i Tebrizi Hazretleri diyar diyar dolaşsa da kalbini mutmain eden bir hoca bulamaz. Şems-i Tebrizi aramaktan hiç vazgeçmez. 60 yaşına gelen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin içindeki manevi arayış öylesine bir hal alır ki duaları hep o dosta erişmek için olur. Ey Allah'ım, benim bu içimdeki soruların cevabını bulabileceğim, benim gönlümdeki bu ilahi aşka ışık tutabilecek, beni konuşunca beni dinleyecek bir has kulunu, bir özel kulunu
bana işaret et, gidip onu bulayım diyor. O gece rüyasında kendisinin Anadolu'ya gitmesi ve Anadolu'da bir kişinin onu beklediğini, aynı aşk ateşiyle yanan bir diğer kişinin de Anadolu'da olduğu bildiriliyor. Ve sabah uyanınca tabii ki bir neşe duyuyor ama bu kişinin kim olduğunu bilmiyor. Tekrar o gün akşam yatarken yine Allah'a niyazda bulunuyor. Ey Allah'ım, o kişiyi bana göster, kim olduğunu bileyim ve gidip onunla hemhal olayım. Karşılıklı birbirimizi tenvir edelim, birbirimizi aydınlatalım. Ve o gece rüyasında işte Anadolu'ya gitmesi ve Bahattin Veled'in oğlu Muhammed Celaleddin'i, yani Hazreti Mevlana'yı bulmasını söyleniyor kendisine. Ve vakit kaybetmeden kısa bir hazırlığın ardından oradan çıkıp Anadolu'ya doğru yola koyuluyor. Yine bize kendi eserinden verdiği bilgiler çerçevesinden anlıyoruz ki Şems Tebrizi Anadolu'ya geldikten sonra geldiği yerlerde tabii ki ulaşım imkanları zor olduğu için bir hafta, bir ay konaklayarak geliyor Konya'ya kadar. Bu sırada mesela Erzurum'da bir müddet kalıyor ve orada Kur'an-ı Kerim hocalığı yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Bilim dünyası için bu bilgi çok önemli. Çünkü hani diyoruz ya Şems Tebrizi işte meczupvari, divanevari bir dervişti gibi tanımlamalar var. İşte o giydiği kıyafetlerden dolayı falan bu tanımlamalar, hareketlerinden bu tanımlamalar kendisine yakıştırılır. Ama orada Kur'an-ı Kerim hocalığı yapmış olması ve diğer bilimsel açıdan baktığımızda Makalat adlı eserinde bütün söylediği, konuştuğu, savunduğu konulara mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'den, ayet-i kerimlerden ve hadis-i şeriflerden deliller getirmiş olması onun İslami ilimlere ne kadar vakıf olduğunu da bize göstermekte. Yani aslında Şems Tebrizi zahiren bir meczup derviş olabilir ama batinen bir din alimi, bir İslam alimi. Bunu çok rahatlıkla söylemek mümkün. Orada din ders hocalığı yapıyor. Daha sonra bir gün Şems Tebrizi Konya'ya geliyor. Hazreti Mevlana vaazdan sonra Konya sokaklarında halkla sohbete daldığı bir sırada Şems-i Tebrizi çıkar karşısına. Aralarında geçen konuşmayı Konyalılar dikkat içinde dinler. İki dost nihayet buluşur ve hak sırlarını hasbihal eder. Şems-i Tebrizi ve Hazreti Mevlana 6 ay kadar bir hücrede ilim ve irfanlarını paylaşır. Konyalılar, Mevlana'nın vaazlara gelmemesi ve evinden çıkmamasından ötürü sitem etmeye başlar. Hazreti Mevlana bunlara aldırmıyor. Tek üzüntüsü Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi bunlardan üzülür mü diye üzülüyor. Şems-i Tebrizi de diyor boş ver diyor, hiç üzülme. Ne yaparlarsa yapınsınlar onlar. Hala cevizin dışıyla oynamaktalar. Kırıp da içerisindeki manayı bulabilmiş değiller. Ya da bulmaya yönünde bir gayret sarf ediyorlar. Ve bu 1,5 senelik birliktelik Hazreti Mevlana'nın alimlikten aşıklığa ulaşmasına vesile olan bir dönemdir. İşte hani hepimiz söyleriz ya, biliriz ya, hamdım, piştim, yandım diye. İşte Hazreti Mevlana'nın ham dönemi Şems-i Tebriz'den önceki dönem. Pişme dönemi Şems-i Tebriz'le birlikte olduğu dönem. Yanma dönemi ise o kaybolduktan sonraki kendi içindeki Şems'i bulmasından. Bu Şems'ten kasıt tabii ki Şems-i Tebriz'i değil. Yani Yüce Yaradan. Güneş, onu bulmasından kaynaklanıyor. Daha sonra Şems
bu halkın dedikodularından, çekememezliğinden, Hazreti Mevlana'yı kötülemelerinden çekinerek bir gün ortadan kayboluyor. Nerede olduğunu bilen yok. Arıyorlar, tarıyorlar, yok. Daha sonra bir haber ulaşıyor. Çünkü Konya malumunuz başkent olduğu için Halep, Şam bölgesi başta olmak üzere ticaretçiler gelip gidiyorlar. Ve Şems'in Şam'da olduğu haberi geliyor. Hazreti Mevlana bu habere hemen çok seviniyor. Hediyeler hazırlayarak oğlu Sultan Veled'i ve yanında bazı arkadaşlarını da yanına koyarak hemen git diyor, git. Git o Şems'imizi al gel. Daha benim pişmediğimi, olgunlaşmadığımı lütfen söyle ona. Daha ona ihtiyacım olduğunu, onun düşüncelerine, fikirlerine, sohbetine muhtaç olduğunu mutlaka söyle diyor. Hala benim daha çocuk olduğumu, büyüyemediğimi, bir öğrenci gibi olduğumu söyle diyor Şems'e. Gelsin. Daha işi yarım bırakmasın, daha işi tamamlanmadı diyor, haber gönderiyor. Ve Sultan Veled, Hazreti Mevlana'nın oğlu, beraberindeki arkadaşlarla beraber Şems'i Şam'da buluyor ve Konya'ya kadar getiriyor. Halk Hazreti Mevlana'nın o Şems'siz geçen 3-4 aylık boşluğunda sanki zannediyorlardı ki işte Şems tamam gitti, kayboldu. Mevlana eski gününe dönecek, yine vaazlar verecek, camide işte namaz kıldıracak, fetvalar verecek. Ama öyle olmadı. Şems kaybolduktan sonra Hazreti Mevlana daha da bir mana aleminde çıldırdı adeta. Halk onu böyle görünce demek ki dediler ki Şems olmadan olmayacak. Şems'in ikinci gelişini olumlu karşıladı halk. Sevindi. Hazreti Mevlana'nın yüzü Şems-i Tebrizi'nin gelişiyle yeniden güler. Tekrar uzun sohbetlere başlarlar. Şems-i Tebrizi, Hazreti Mevlana'nın içindeki aşkın dışa vurmasını ve ilahi aşkı tüm dünyaya anlatmasını arzuluyordur. Öyle ki Şems-i Tebrizi, Hazreti Mevlana'nın bütün kitaplarını kuyuya atacak kadar ileri gider. Onun tek isteği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin "Mümin müminin aynasıdır" hadisine binaen dostu Hazreti Mevlana'ya ayna olmak, içindeki cevheri aleme yansıtmasıdır. Şems-i Tebrizi'nin en çok hoşuna giden şu. Aslında diyor ki bana alim diyorlar bazıları. Ben alim falan değilim. Şeyh diyorlar bazıları. Ben şeyh falan değilim. Dini ilimlere vakıf diyorlar. Ben onlara falan vakıf değilim. Aslında tabii ki tevazudan söylüyor. Bütün bunlara haiz. Benim için diyor gerçek din alimi, gerçek din büyüğü Mevlana'dır diyor Şems-i Tebrizi. Onun için hani Şems-i Tebrizi Mevlana'nın hocasıdır derler. Öyle bir şey kesinlikle yanlış. Ne Şems-i Tebrizi Mevlana'nın hocasıdır, ne Mevlana Şems'in hocasıdır. İkisi de birbirini tamamlayan iki eşit, bir bütünün iki eşit parçalarıdır. Şems-i Tebrizi diyor ki, beni bugüne kadar bu konuşmalarımı dinleyen hiç kimse çıkmadı. Çocukluğunda da, gençliğinde de, eğitim süresince de. Ama ben saatlerce konuşuyorum. Mevlana da öyle saatlerce dinliyor. Bunu adeta küçücük bir çocuğun babasının dizinin dibinde oturup masal, hikaye ya da diğer ilimler dinlemesine benzetiyor Şems-i Tebrizi ve bu çok hoşuna gidiyor. Mevlana da o kadar tevazulu. Maalesef Şems-i Tebrizi'nin ikinci kez Konya'ya gelişi yine dedikodulara sebep olur. Çünkü Hazreti Mevlana'nın vaazlarından, sohbetlerinden ayrı kalmak istemeyen halk, bunun müsebbibi olarak Şems-i Tebrizi'yi görür. Konya'da kalmanın Hazreti Mevlana'ya da zarar verdiğini düşünen Şems-i Tebrizi ise gitmeye niyetlidir.
tekrar aynı dedikodular, aynı fitne fesatlar, aynı zahiri görünüşe göre karar veren düşünceler, gönüller Şems Tebrizi'yi yine karalamaya başladılar. Ve bir gün, bir gece daha doğrusu, bilim dünyasında şu ana kadar henüz açıklığa kavuşturamadığı, şöyle oldu diyemediği, kesin olarak şudur diyemediği bir gece. Şems Tebrizi birden ayağa kalkıyor ve oğlu Sultan Veled'in daha sonra yazmış olduğu Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in İttidaname adlı eserine göre kalkıyor birden diyor ki bu kez öyle bir gideceğim ki buralardan herkes peşime dönüp dolaşacak. Herkes soracak nerede bu adam? Bütün dünya peşimde sırrımı arayacak ama kimse benden bir iz bulamayacak. Müthiş bir beyit. Evet bugün herkes dünya onun peşinde. O akşam o şekilde Şems Tebrizi oradan çıkıyor. Hazreti Mevlana ne demek istediğini tam anlamıyor. Kısa bir müddet sonra o da kalkıyor peşinden. Ama dışarıda hiçbir şey göremiyor. Ve Şems Tebrizi bu şekilde namalum akıbeti, bilim dünyasının kabul ettiği şekliyle söylüyorum. Akıbeti namalum bir şekilde ortadan kayboluyor. Mevleviler Şems-i Tebrizi Hazretlerinin hem Hazreti Mevlana'nın içindeki ilahi aşkın dışa vurumu hem de fitnenin sona ermesi için gittiğine inanır. Zira Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi'nin ardından Şam'a giderek bir sene kendisini araması da bunu işaret eder. 1247 senesinde Şems-i Tebrizi şehit mi edildi yoksa geldiği gibi kimseye haber vermeden Konya'yı terk mi etti kimse bilemez. İşte bu hakikatin sırrından olsa gerek, 800 yıldır isimleri hemdem olmuş, hep beraber anıla gelmiştir. Bunun en önemli örneklerinden biri de, Mevlevilerin birbirinden güzel dualardan oluşan gül banklarında son niyazda, "Deme Hazreti Mevlana, sırrı Şems-i Tebrizi, Kerem-i İmam-ı Ali, Şefaati Muhammedün Nebi isimlerini ardı ardına zikretmeleridir. Hazreti Mevlana Hakk'a yürüdükten sonra Hazreti Şems'le ilgili bilinen bazı şeyler konuşulmuş olsa da susulmasında saygı ifade eden sırlar vardır. Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi Hazretlerinin aziz ruhunu incitmemek için belki de hamuş olmak yani susmak ve onların hak sohbetlerine kulak vermek gerekir. İkisi de gönüllerindeki manevi cevherin, ışığın farkında olmak için gayret sarf eden iki gönül insanı. Ve bu iki gönül insanının buluşmasından işte öyle eserler meydana çıkmış ki Hazreti Mevlana'nın ağzından mesnevi olarak. Öyle şiirler olmuş ki, çıkmış ki Hazreti Mevlana'nın ağzından, gazel olarak, rubay olarak, bütün dünya insanları, işte bu iki gönül adamının ışığından çıkan alevle aydınlanmak için ya da bir aşama sonrası yanabilmek için bunun peşine düşmüş. Onun için Şems-i Tebrizi'yi Hazreti Mevlana'dan ayrı görmememiz lazım. Hazreti Mevlana'yı Şems-i Tebrizi'den ayrı görmememiz lazım. Hatta ve hatta Hazreti Mevlana'nın eserlerindeki vurguladığı o dini bilgilerin her insanın boğazından geçebilecek şekilde küçük küçük parçalara ayırıp da herkesin hazmedebileceği ölçüde vermesinin özünde sadece Hazreti Mevlana yok. Babası Bahattin Veled'in emeği var, üslubu var. Hocası Burhanettin Kayserili, Burhanettin Tirmizi'nin emeği var, üslubu var.
ismini bilmediğimiz Halep ve Şam'da almış olduğu eğitimdeki hocaların emeği var. Ve en önemli emek tabii ki burada Şems-i Tebrizi'nin emeği var. Daha sonra Selahattin Zerkub'un emeği var. Daha sonra Çelebi Hüsamettin'in emeği var. Hatta ve hatta Hazreti Mevlana'nın kendi oğlu Sultan Veled'in emeği var. Adeta Hazreti Mevlana bütün bu saymış olduğum kişilerden aldığı mana lokmalarını güzelce güzelce parçalayarak her insanın damak tadına uygun bir hale getirmiş, her insanın boğazından geçebilecek bir küçüklüğe göre doğramış, her insanın hazmedebileceği bir şekle büründürmüş ve bu lokmaları mana lokmalar olarak önümüze eserleriyle sermiş. Ve o lokmalar da öyle bereketli lokmalar ki bitmeden, tükenmeden yüzyıllardır sadece Konya'da değil, sadece ülkemizde değil, bütün dünyaya bir şekilde yayılıyor. Ve bütün dünya bu mana lokmalarından ancak ve ancak doymak isteyenler başta olmak üzere doyuyor. Bugün Konya'da Şems makamı olarak bilinen ve Hazreti Mevlana türbesinden önce ziyaret edilen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin makamı, her gün dünyanın dört bir yanından gelen hak aşıklarının ziyaretgahı olmuştur. Ne zaman vuslat ey yar, can bitap düştü, saçlarıma hazan düştü, sevdama köz düştü, lime lime etti bu hasret beni. İlmek ilmek cana dokudum da seni, gönül gözüme hayranlık düştü. Özlem iklimlerinden dergahına sesleniştir bu, ahı feryada karışmış bir kıtmirin yanmasıdır. Gel ne olur, bir gün çıkıp gel, alev almadan ruhum, canı dişinde, özü közünde bir ağlayıştır bu. Allah ve Muhammed aşkıyla yaşamış, aldığı her nefesi ilahi aşka adamış, vuslatı sır, sırrı aşk olmuş bir gönül sultanıdır Şems-i Tebrizi Hazretleri. Thank you.